Köy genelde sebze üretimiyle geçimini sağlıyor. Lahana, pancar, mısır gibi üretim sağlıyor. Bu yıl köydeki en büyük sorunlardan biri sulama suyuyla ilgili yaşanan sıkıntılar. Çünkü yeraltı suları giderek çekiliyor. Daha önce yüzeye yakın alınan su şimdi erişimin sorunu haline geldi ve bunun maliyeti de yüksek. Girdi maliyetlerin artması yanında su sorunu doğal olarak köyde üretimi sorunlu hale getiriyor. Sizin bölgenizde şu anda şeker pancarı var, Var. lahana var ama en büyük sorunu herhalde lahanada Evet. yaşadınız. Lahana Nasıl oldu? ekiminde biraz fazla rak var. Su daha az olunca millet istediği suyu veremedi. Yani bak bu haliyle En az lahana kaç kere su veriliyor? 12 sene 15. 12. Ekim yaptınız. Tabii yaptım. Belli bir buçuk iki ay geçtikten sonra sular azaldı. Çok arkadaş imkan olmayan bıraktı. Yani su masrafı çekti bıraktı tarlada. Yani ekim yaptık herhalde susuzluktan tarlada mı tarlada kaldı. Ürün yetişmedi. Yetişmedi. Şeker pancarı da çok su ister. Ekim yetişen de zaten kapanda çıkanlar satılmadı. O da yani bile 2 bin liraya 2.500 liraya bile aldı. 3 bin liraya şu anda kilosunu veriliyor kırmızı lahana. Evet. Yani bunu nasıl kar edecek? Nasıl anda çift bir tık yani dilini bırakmış durumda. Yani bir lahanada da değil. Bütün mahsuller öyle. Arpa, buğday, bütün mahsuller öyle. Bütün girdi masrafları yüksek. Yani hadi yeşil mahsul, sebze olarak zaten biraz suyun sıkıntılıydı. Ama girdiler çok yüksek. Bir de satılma işi milleti bitirdi. Peki destek alıyor musunuz? Yok, yok. Hiçbir yok. Mesela lahana üreticisi devletten destek alır mı? Hayır, CKS'ye verdiği çok cüzi bir şey öyle ayrıyeten lahana için mısır eksen sulajlık mısır desteğini veriyor atıyorum. Geçen yıl herhalde 100 bölüme 100 gram civarındaydı. Ama lahana da öyle bir destek yok. Şimdi lahanaya yetişmek için gübreye ihtiyacınız var. Var. İlaç Mazot var. kullanıyorsunuz. İlaç kullanıyor. Mazot kullanıyorsunuz. Bir Doğru. kısmı hibrit yurt dışına da satış oluyordu. Bu yıl yurt dışına satışta mı yok? Yeni başladı. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Dağlardan aldı. Yeni başladı ama biraz geç oldu. Şu anda geç olduğu için hemen hemen milletin yani üçte birinde ancak aldılar. Bu bölgede herhalde nüfus olarak gene hala var olan köylerden biri Hüsniye. Çünkü çoğu köyde artık nüfus düştü. Okullar da kapandı bildiğim kadarıyla değil mi? O ortaokul yok bölgede. Yok. İlkokul kaldı bir tane. Sorun olarak göç de veriyor. Bir taraftan da tarımda sorunlar yaşıyorsunuz. Emekli olanlar da emekli maaşı yetmiyor diye dert yanıyor. Genelde bölge tarım bölgesi ama tarımla ilgili bir planlı destek size şu ana kadar yok herhalde. Bir de bizim burada zaten tarlalarımız şey, yani miras kanalıyla kaldığı için çoğumuzun çekasesi yok. Niye? Dededen kalmış. Mirasa tamam manasıyla tapuya geçmemiş. Yani bana verenler tarla almış veya babamlar. Bana ben bunu kapıya Peki tamamen söyledim. toplaştırma yapılmadı mı bölgede? Yok, yok bizde yok. Ondan dolayı mesela ben şu anda 100 dönüm yeri işliyorum. Mesela kendim örnek vereyim. İnan 10 dönüm çakasım var. Bu da kendi şahsım malım oldu. Diğerleri hisseli tapu diğerleri olduğu için. hisse tapu olduğu için çakası bile yani ne bir destek ne bir hibeden yararlanma. Hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi Türkiye'de toplaştırma devam ediyor ama uzun yıllardır bu toplaştırma gerçekleştirilemedi. Gerçekleştirilmeyince parçalı tarlaların verimliliği de düşüyor, üretim kaybı da oluyor, çekaseden yararlanamıyor. Onu büyük bir sorun. Toplaştırmanın bir an önce Türkiye'de gerçekleşmesi gerekiyor. Sulama suyu sorun. Girdi maliyetleri yüksek. Şöyle bir sorunumuz var. Bizim buraya Adana'dan, dışarıdaki illerden maddi durumu iyi olan arkadaşlar buraya marul yetiştirmeye. Bizim suyumuzu, elektriğimizi, tarlalarımızı elimizden alan onlar da. Tarlamızı nasıl alıyor? Atıyorum işte vatandaş emekli olmuş. Çoluğu çocuğu burada değil. Tarlası var kendine ait. Tutuyor o tarlayı 5 bin liraya, 6 bin liraya veya daha yüksek mevlalarına kiralıyorlar. Ve yılda 3 defa ürün yetiştiriyor. 3 defa ürün yetiştirince durmadan sulama suyu kullanıyor. Daha önce elektrik sıkıntımız vardı. Elektriğimiz yetmiyor, yetmesiz geliyordu. Şimdi yeraltı suyumuz yetmesiz geliyor. Zaten bizim buranın havzası, yani yeraltı suyumuz 30-40 metre arasında. Aşağısı taş. Aşağıdan su gelme imkanı yok. Yani yakın arada belki 10-15 tane arkadaş, vatandaş şey vurdu, kuyu vurdu. 30 metre altında su yok. Yani burada en önemli sorunlardan biri de kendi arazimizde biz üretim yapamıyoruz, Yapamıyoruz. kiraya Dışarıdan veriyoruz. gelen bir süre ne yapıyor? Bizi burada eziyor. Yani niye? Onun hani maddi durumu iyi.
Vatandaşa diyor ki senin tarlanı diyorum atıyorum 2000 liraya giderken 30 lira 6000 lira veriyor. Eskiden çekmez diye düşünüyorum. Çekmez diye düşünüyorum. Zaten para değil. 6000 lira bir süre yani ekstra bir icar şey için. Maliyet için. Yabancılar da burada da aldığı arazi var. Alıyor, alıyor. Evet. Araziler de el değiştiriyor yani. Arazi de el değiştiriyor. Bir de çok fazla nerede iyi konta suyu yapıyor var. Oralar genelde parayı basıp icar alıyor. Şimdi size... Sayın Vekilim bir şey de var. Buyurun. Esasen bu adama bizim pazarımız elimizde. Abi. Pazarımız da var. Marul cimri geldi adam fasulye ekiyor. Lahana ekiyor. Marul ekiyor, kırmızı yağ ekiyor, beyaz yağ ekiyor, hibrit ekiyor, mısır ekiyor, her şey ekiyor. Sarımsak. Marul cimri geldi. Pazarımız gitti. Hepsi komisyon zaten. Kapısı var bunların birçoğu. Gitti bizim pazarımız elimizden gitti. Milletin başka bir gelir kaynağı yok. Ne yani, yapıyor ya? Hayvancılık yapıyorsun. Gelir kaynağı ayrı bir şey. Bak. Sütün durumunu biliyoruz. Yani hamşan bir para yağ yapıyor. Ya gelir kaynağı ayrı şey. Öngörüz diyorum ben size. Planlama yok. Planlama yok. Şimdi esas farkı bir sorun şu. Biz su kaynağı doğru bir şey kullanmıyoruz. Bir ne işe? Yıllarca suyu kötü kullandık. Vahşi sulama yapıyoruz. Aynen. Yağmurlama, damlama, modern yöntemlere geçmedi. Geçtik aslında. Salma da. Suyu verdik. Salma suyu yıllarca, yıllarca salma suyuyla üretim yaptık. Şimdi de geldi tıkandı. Tıkanınca çözüm arıyoruz. Çözüm şeyi kaybettikten sonra bulması da zor olduğu için daha sorunlu oluyor. Ama bir gerçek var. Bu coğrafyanın kuru tarım yapılan alanlarında verim düşük. Mesela bu yıl buğdayda 140 kiloya kadar düşmüş. Şimdi bunu başka bir yerde adam 800 kilo alırken bu bölgede 140 kiloya alıyorsa verimi, o zaman o buğday onu ektirmez. Neye ektir? Kuru tarım alanlarında verimi yüksek farklı ürünler var. Onları gelip burada denemek lazım. Yani Hüsniye köyünde su yoksa suyu daha az isteyen ürün neyse onun burada yetiştirilmesi ve çiftçinin o konuda eğitilmesi gerekiyor. Bu da bir planlamayla oluyor. Öngörü dediğin gibi öngörüyle oluyor. Daha az su tüketen ürün burada yaygınlaştırılmalı. Çünkü çiftçinin köyde de kalması gerekiyor. Kırsalda eğer göç devam ederse tarım biter. Türkiye bak şimdi 21 üründe arz açığımız var. Yani nohutu fasulyeyi ithal ediyor. Geçen yıl üretilen fasulye Türkiye genelindeki fasulye 2002 yılındaki fasulye kadar olamaz. Nüfus olmuş 85 milyon, turisti var. Dışarıdan gelen yabancı mülteciler var. 100 milyon nüfusa 2002 yılındaki kadar kuru fasulye üretirse ne yapacağım? İthalat yapıyorum. İthalatta da amaç ne? Daha düşük fiyatla vatandaşa ürün gitsin deniyor. Sonra bir bakıyorsun ithal ürünü adam getiriyor aynı fiyata satıyor. Yani bizim üreticimiz. Yani bir tarafta vatandaş soyluyor. Kırsalda köylü üretimden uzaklaşıyor. Verim kayıpları arttıkça gelir düzeyi bozuluyor. Bütün bunlar sorun. Bunlar aşılabilir mi? Aşılabilir. Bunları aşmanın yolu belli. Burada hedeflenen şu. Tüccara bırakılan bir piyasa Türkiye'de tarımı yok ediyor. Kamucu bir anlayışla devlet olacak. Devlet gelecek diyecek ki ya tüccara aldı mı aldı. Ürün tarlada kaldı mı kaldı. Tarım Kredi Kooperatifi'nin 400 tane marketi var. Örnek olsun diye söyleyeyim. 4000 tane, 400 de değil, 4000 tane. Birer kamyon karpuz gitse, karpuz şimdi tarlada 1 liraya satılamıyor. Büyükşehirde de millet 10 liraya karpuzun kilosunu alamıyor. Aynen. Evine karpuz girmeyen çok adam var. Lahana girmeyen çok adam var. Bunları koordine etmek lazım. İsraf çok fazla. Ben bu işi sürekli olarak dile getirmemin bir nedeni şu. Benim tarlalarım yok, bilmem ne yok. Ama işin içinde köylere çok gidince görüyoruz. Sütte de aynı. Şimdi 14 lira 65 kuruş sütü şu anki Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye verildi. Yok, yok bir şey söyleyeyim. 14 lira 65 kuruş 12 liradan satılıyor. Aynen. Yani bu işin özü siyasi iktidar planlamayı doğru yapacak. Planlamayla kooperatifçiliği geliştirecek. Üretim öncesi size doğru destek verecek. Bakın ben size rakamlarla söyleyeyim. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi plan kitabından birebir söylüyorum. Kontrol etmek isteyensin. 16 milyar mazotla destek veriyor devlet çiftçiye. Televizyonda çıkıp çıkıp diyor çiftçiye biz mazotla destek veriyoruz. 3 milyar litre Türkiye'de mazot tüketiliyor. ÖTV KDV olarak ise 43 milyar lira vergi alıyor. Arkadaş 16 milyar veriyor. 3 katı vergi olarak geri alıyor. Sen destek verme. ÖTV KDV